Arkadaşlar merhabalar. Mutlak değere devam ediyorum. İlk kısımda temel mutlak değer bilgilerini vermiştim. Şimdi kısımda ise arkadaşlar denklemleri anlatacağım size. Mutlak değerli denklemleri çözeceğiz. İlk bilgim şu. X ve Y reel sayıları olmak üzere mutlak X artı mutlak Y sıfırsa X sıfır ve Y sıfırdır kesinlikle arkadaşlar. Çünkü iki tane mutlak değerin toplamı sıfırsa eğer bunun olmadığını iddia etsek şöyle bir şey olur bakın. Mutlak x artı mutlak y sıfır olduğunda farklı bir sayı olduğuna inanıyorsanız böyle bir şeyin varlığına inanmanız lazım. Haliyle mutlak değer de asla negatif bir şeye eşit olmayacağı için mutlak değer. Haliyle x sıfır ve y sıfır olmaktan başka çaresi yoktur. Bu yüzden arada artı varsa hepsi ayrı ayrı sıfır olmalıdır. Mesela bu soruda bakın bu sıfır yine burası sıfır. Yine burası sıfır olmalıdır. Bundan dolayı x 3, y eksi 4, z de eksi 1 bölü 2 olmalı arkadaşlar içeriye sıfır yapması için. Doğal olarak bunları çarpınca 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 1 bölü 2, 6 olacak. Yine gelelim bu soruya bakın. İki tane mutlak değerin toplamı sıfır olmuş. Mutlak değerler negatif olamayacağı için normalde matematikte A artı B sıfırsa A eksi B'ye eşittir. Ama mutlak değerde böyle bir şeyin varlığı için şu eksi işi bozacağından dolayı tek ihtimal sıfır eşittir sıfır olması demiştim. Bundan dolayı burada da işte arkadaşlar yine sıfır ve sıfır olmalı ayrı. Tabi burada birinci dereceden iki bilinmeyen denklem çözümü var. Ona bakalım şimdi. X artı Y eksi 2 eşittir sıfır. 3x eksi 2y artı 4 eşittir 0 oldu. Şimdi haliyle burada y'yi istediği için bizden yukarıyı eksi 3 ile çarpayım ki x'ler gitsin arkadaşlar. Eksi 3x artı 3x gitti. Eksi 3y eksi 2y daha eksi 5y. Artı 6 artı 4 daha 10. Öbür tarafa atarsak eksi 10. Dolayısıyla y eşittir 2 olmuş oldu. Gelelim buraya. 4 artı x artı 8 eksi 2x mutlak değer içinde ikisi de ayrı ayrı ifadesinin en küçük değerini bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yorum yapayım size. Mutlak sadece 4 artı x olsaydı, bunun alabileceği en küçük değer nedir deseydi sıfır derdik arkadaşlar. Çünkü mutlak değer her zaman nedir? Sıfırdan büyük veya sıfıra eşittir. Asla dışarı negatif çıkmayacaktır. Bu yüzden x eşittir eksi 4 olurdu. Dolayısıyla dışarı 0 diye çıkardı. Yine 8 eksi 2x'in ayrıca bana alabileceği en küçük değer nedir deseydi 0 derdim. Yine aynı mantıktan dolayı bu sefer x'e 4 verirdim. İşte arkadaşlar bunlarda da yapacağımız şey şu. Ayrı ayrı içine 0 yapan değerlere bir bakalım diyeceğiz. Sonra hangisi daha küçükse cevap onu kabul edeceğiz. Bu şekilde yorumluyorum bunu. Bakın 4 artı x içeriği 0 yapan değer eksi 4. O zaman 4 artı x 0 oldu. Eksi 4'ü burada verirsek şu şekilde bakın. 8, 8 daha 16 yaptı. Şimdi bir değerini 16 bulduk bu denklemin. Eğer biz 8 eksi 2x'in 0 olmasını istersek o zaman x'e 4 vermeliyiz. Dolayısıyla mavi ile gösterdiğim yer 0 olacak. 4 verince arkadaşlar sol tarafa 4 artı 4'ten mutlak 8 dışarı 8 olarak çıkacak. Bir denkleme 16 buldum. Diğer denklemi 8 buldum. Alacağı en küçük değer böylece 8'miş arkadaşlar. Yani tek tek özel değerler vermenize gerek yok. Sadece burada içerlerini sıfır yapan değerleri ayrı ayrı düşünmeniz mümkün. Bakın şimdi mutlak değerin alabileceği en küçük değeri soruyor bize iki toplamın. Yani mutlak değerde arkadaşlar bunların ikisi de sayı olursa büyük olur. O yüzden bir tanesini sıfır yapmaya çalışıyoruz ki en azından bari birinden kurtulalım. Bu Burada da dediğim gibi deneyerek yapıyorsunuz. X'e önce 4 veriyorum. Haliyle burası gidiyor. 4 çarpı 2 eksi 10 mutlak değer içinde 8 eksi 10'dan eksi 2 dışarı 2 olarak çıkacak. Bir çözümümüz bu. İkincisinde ise arkadaşlar şurayı 0 yapmaya çalışayım. O zaman ne vermem lazım? X'e 5. X'e 5 verince bu sefer burası gidecek. 5 eksi 4 artı sıfırdan bir gelecek. Demek ki alacağı en küçük değer bu denklemin birmiş arkadaşlar. Burada da bakın 2 ve 3'ü örneklendirerek gösterdim. Kuralı da burada bakın. Mutlak fx ifadesinin en küçük değeri fx eşittir sıfır eşitliğini sağlayan x değeridir. Yaptık zaten sadece tek ve mutlak olursa. Toplam halinde olursa arkadaşlar x eşittir a ve x eşittir b'yi ayrı ayrı deneyerek yani içini sıfır yapan değeri ayrı ayrı deneyerek bakıyoruz. Hangisi küçük olursa cevabı onu kabul ediyoruz tabii ki. Evet şimdi burada 2 bölü mutlak x eksi 8 artı 8 artı x'i mutlak değerinin alabileceği en büyük değer soruluyor. Zaten pay sabit sayı. O zaman paydanın arkadaşlar olabilecek en küçük sayı olması lazım ki bir kesirin en büyük olması için payın en büyük Paydanın da en küçük olması lazım. Büyük sayıyı küçük sayıya bölerseniz büyür kesir. Haliyle payı değiştiremeyeceğim için demek ki paydaya müdahalede bulunmam lazım. O zaman paydanın da en küçük olması için 1 x'e ya 8 veririz 2 ya da eksi 8 veririz. Hangisi küçükse onu seçeriz. Bakalım 2 bölü 0 8 verdim bakın. O zaman buraya da 8 vereceğim. 0 artı 16'dan 2 bölü 16 yani 1 bölü 8 olacak. İkinci durumda ise şurayı sıfır yapmaya çalışırım. O zaman 2 bölü Eksi 8 eksi 8 mutlak içinde artı 0 2 bölü 16 yine 1 bölü 8 bakın bunların ikisinin de değeri aynı çıktı. O zaman demek ki en büyük en küçük değerden bir tanesi değil ikisi birden en küçük çıktı. Dolayısıyla kesrin de alacağı en küçük değer 1 bölü 8 gelmiş oldu. Geldik buraya X ve Y birer gerçe reel sayıdır. 12 bölü mutlak 3 eksi y artı 2 eşitliğini sağlayan en büyük x değeri için x artı y toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir kere kesre en büyük yapması için paydanın en küçük olması lazım. Yine aynı mantıkla arkadaşlar paydanın en küçük olması için 2'yi değiştiremeyeceğim için mutlak 3 eksi y'nin en küçük olması lazım. Bir mutlak değerin en küçük olması için de tabii ki ne olması gerekiyor? 0. Yani y'ye 3 vermemiz gerekiyor. Böylece bakalım. 12 bölü y'ye 3 verdim 0 oldu. Artı 2. 12 bölü 2'den 6 geldi arkadaşlar. Haliyle böylece ne diyeceğiz? 12 bölü 2 6. X'i 6 bulduk. Y'yi zaten 3 bulduk. Toplamları 9 oldu. Evet geldik buraya. Mutlağın içinde mutlak verilmiş. Tabii ki burada hemen yine ne yapacağız arkadaşlar? Sonuç itibariyle dışarıda bir mutlak var. O zaman bunun en küçük olması demek içerinin sıfır olması demek. Yani içeride ne var? Hemen yerleştireyim bakın. Mutlak içinde 5-a-3 eksi, a, eksi var. O zaman 5-a-3 eksi, a, eksi eşittir sıfır olmalı. Böylece mutlak içinde 5 eksi a neye eşit oldu? 3. Buradan da arkadaşlar ne söyleyebilirim? Şu an denkleme başlıyorum aslında bir nevi. İçerinin 3 olması için a'ya 2 verirsem de olur. Bir de içeri eksi 3 olursa dışarı yine 3, 3 olarak çıkacak. O zaman 5 eksi a'nın eksi 3 olması için de a'yı arkadaşlar 8 vermem lazım. 2 tane değer oldu bakın. 2 artı 8'den 10 gelmiş oldu alacağı değerler toplamı. Şimdi arkadaşlar hafiften bir denkleme girmiş olduk. Tam manasıyla girelim. Bakın denkleme. Mutlak içinde ne olursa olsun mutlak x artık oraya ne verirse mutlak x eşittir pozitif bir a sayısıysa arkadaşlar içerisi ya a'dır ya da eksi a'dır. Örnek mutlak x eşittir 3 örneğini verelim en basit örneğiyle. İçerisi eksi 3 de olsa olur içerisi 3 olursa zaten 3 diye çıkar. Bu yüzden iki tane değeri vardır. Birisi pozitif, birisi negatif. Eğer a küçüktür 0 ise yani mutlak x eşittir eksi 3'te zaten böyle bir çözüm olmayacağından tabii ki çözüm boş küme olacak. Şimdi bakalım arkadaşlar sizinle. Mutlak 2x eksi 6 eşittir 2012. x değerlerinin toplamı sorulmuş. Yapıyorum bakın. İçerisi ya 2012'dir ya da eksi 2012'dir ki Cevap güzelce çıksın. Böylece x eşittir 2018 bölü 2'den 1009 olabilir. Ya da eksi 2012 öbür tarafa 6 yatınca eksi 2006. Yani buradan da x eksi 1003 olur. O zaman alacağı değerler toplamı arkadaşlar bakın 6'ymış. Gelelim diğer sorunun cevabına. Şimdi çözümüne daha doğrusu. Bakın şimdi arkadaşlar burada mutlak eksi x, mutlak eksi 3x artı x var. Bir önceki konudan lütfen hatırlayın. Şunu söylemiştim. İçeride arkadaşlar mutlak eksi x ile mutlak x'in hiçbir farkı yoktur. Bunlar birbirine eşittir. Aslında bu mutlak x demektir. Hatırlayalım. Mutlak x mutlak eksi x'e eşittir. Ya da mutlak x eksi 2 mutlak 2 eksi x'e eşittir. İçeride eksinin önemi yoktur arkadaşlar. Nasıl olsa her türlü dışarı bu artı diye çıkacak veya sıfır diye çıkacak. Bundan dolayı mutlak eksi 3x de aynı şekilde mutlak 3x olur. Burası da mutlak x olur. Toplamda o zaman kaç tane etti? 5 tane mutlak x oldu. 20'ye eşittir. Mutlak x eşittir 4 oldu. O zaman x'in bir değeri eksi 4. Diğer değeri de 4'tür. Bunların çarpımları sorulmuş. Eksi 16 oldu arkadaşlar. Aynen dediğim gibi arkadaşlar yine bakın bu soruda da mutlak x eksi 3 mutlak 3 x bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunların ikisi aynı şey başka denklemlerle uğraşmanıza gerek yok. Mutlak x eksi 3 yine arkadaşlar mutlak x eksi 3 diye değiştirebilirsin. Se söylediğim sebebi bir daha söylüyorum. İçerisi eksi de olsa eksi a da olsa artı a da olsa dışarı aynı sayı olarak çıkıyor bunlar bundan dolayı. Hemen burada da o zaman şuna dikkat edin. 2 parantezinde 3 eksi x. Zaten 3 eksi x'e de ben x eksi 3 demiştim. O zaman 2 tane mutlak x eksi 3 oldu. Dolayısıyla 4 tane mutlak x eksi 3 geldi. Eşittir 4. Sadeleşti. Mutlak x eksi 3 1'e eşit oldu arkadaşlar. Bu ne demek? İçerisi ya 1'dir ve de eksi 1'dir. Dolayısıyla x buradan 4'te olur. x buradan 2'de olur. Alacağı değerler toplamı da böylece 6 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi burada da yine aynı mantık. Mutlak 5x eksi 5 eksi 1 eksi x eşittir 12 demiş. Hemen 1 eksi x'i mutlak x eksi 1 diye çeviriyorum. Burası da zaten 5 tane mutlak x eksi 1. Farklarını alınca 4 tane mutlak x eksi 1 eşittir 12. Demek ki mutlak x eksi 1 arkadaşlar ne oluyor buradan? Ee, 3 geliyor mutlak x eksi 1 3 olduğundan içerisi ya 3 olabilir ya da eksi 3 olur. Buradan da o zaman x 4 gelebilir ya da ne gelebilir arkadaşlar? Eksi 2. Şimdi burada bizden mutlak x 4 artı mutlak x artı 2 ifadesinin değerini istemiş. O zaman ayrı ayrı koymalıyız. Çünkü biz bakın bir 4 bulduk. Bir de eksi 2 bulduk. Şimdi X yerine arkadaşlar 4 koyarsam ne oluyor? 4 eksi 4 artı 4 artı 2'den cevabımız 6 geliyor. Bir de x eşittir eksi 2 için, o zaman eksi 2 eksi 4 artı eksi 2 artı 2'den de. Böylece bakın ne oldu? Eksi 6, mutlak eksi 6 da yine 6'dır. İki cevap da aynı geldiğinden evet tek cevabımız varmış 6'ymış. Mutlak içinde x eksi 1'in karesi eşittir 9 olduğuna göre x değerini bulalım. Şimdi zaten arkadaşlar bir sayının karesi en az 0 olduğu için dışarıdaki mutlak gereksizdir. Yanıltmak için verilmiştir. Böyle yapabilirsiniz. Sonra hemen şunu da söyleyebiliriz. Bir şeyin karesi 9 ise hemen her iki tarafın kare alıyoruz. Unutmayın bilmediğiniz bir şeyin karesinin kare kökü her zaman söylüyorum mutlak içindedir hata yapmamanız gerekiyor. Böyle yaparız. Böylece arkadaşlar içerisi ya 3 oldu ya da eksi 3 oldu. Dolayısıyla x 4'müş ya da eksi 2'ymiş arkadaşlar. 2 tane x değeri geldi. Evet mutlak içinde mutlak var. Hiç problem değil. Siz yine temel düşünmeniz gereken şeyi düşünün arkadaşlar. Nedir? İçerisinin önce komple şurasının ne olması gerekiyor? 8. Birinci olarak. Ya da şöyle yapayım. x eksi 6 artı 2'nin eksi 8'e eşit olması lazım. İçerinin iki ihtimali var. Ya 8 ya eksi 8. Buna göre o zaman mutlak x eksi 6 eşittir 6 diyoruz. Haliyle x eksi 6 buradan ya 6 olur diyoruz yine ya da eksi 6 olduk diyoruz. Haliyle x 12 geliyor ve 0 geliyor. İki değer buradan bulduk. Sonra arkadaşlar burada mutlak x eksi 6 eşittir eksi 10 olduğundan tabii ki mutlak değer asla negatif olamaz. Böylece buradan boş küme geliyor. Demek ki iki tane cevabımız varmış. Çözüm kümemiz 0 ve 12 oldu arkadaşlar. Evet yine aynı şekilde mutlak x artı 2 artı 1 17 denkleminin köklerini bulalım diyor. İçerisi arkadaşlar yine ne olmalı? 17 ya da eksi 17. O zaman hemen yapalım. Mutlak içinde x artı 2 artı 1 17 olabilir. Böylece mutlak x artı 2 16 olur. İçerisi o zaman ya 16'dır ya da eksi 16'dır. Böylece x 14 oldu. x eksi 18 oldu. İki tane değer buradan geldi. Sonra mutlak içinde x artı 2 artı 1 eksi 17 olur deriz ama mutlak x artı 2 eksi 18 olamayacağı için çünkü mutlak değer negatif olamaz. Böylece oradan boş küme geldi. İki tane değer varmış alacağı 14 ve eksi 18 bunların toplamı da arkadaşlar eksi 4. Fena olmayan bir soru çözelim arkadaşlar. Burada bence bir durdurup siz kendiniz çözmelisiniz bu soruyu. Şundan dolayı söylüyorum. Ezbere çözümler yaptığımız zaman bazen arkadaşlar işin özünü kaçırıp zor yollara girebiliyoruz. Ben burada dediğim gibi gerçekten durdurup bir kendinizin bakmanızı istiyorum. Takılacağınız yer olabilir. Tabi olmaya da bilir eğer benim gibi düşünürseniz. Ben bu soruyu şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Aşağıda da x olmasını göz önünde bulundurarak. Bir kere şunu söylemem gerekiyor. Yukarısı arkadaşlar garanti sıfırdan büyük. Neden? Çünkü bir mutlak değer en az sıfırdır. Zaten bir de yanında 2 var. O zaman arkadaşlar ne oluyor? Mutlak x artı 2 garanti pozitiftir. Yukarıdaki mutlaka gerek yok. Bir de mutlaka bölü b aslında mutlak a bölü mutlak b'ye eşittir. O yüzden ben bunu önce hani şöyle bir ayırayım. İki tane ayrı mutlak değeri. Yukarı zaten pozitif olduğundan onu da mutlaktan çıkarabilirsin. Aslında bu da eklen böyle bir denklem arkadaşlar. Yani soruları böyle çözerken direkt sorunun çözümüne dalmaktan ziyade bir bakmak lazım ne var ne yok diye. Bakın üstteki mutlak değerden kurtuldum. Alttaki de ne güzel standart mutlak x. Şimdi içler dışlar yapabilirim. Mutlak x artı 2 eşittir. İki tane mutlak x böylece bakın ne güzel 2 eşittir. Mutlak x yani x 2 ve eksi 2 çözüm kümemiz böylece eksi 2 ve 2'den oluştu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Burada ne demiş? Denkleminin çözüm kümesi eksi 1 ve 7 olduğuna göre a kaçtır? Bir kere çözüm kümesi verdiği için artık burada ne yapmanız lazım diğer sorulardan farklı olarak? X'i söylüyor size yani x yerine eksi 1 koyabilirsin demek bu. Yapalım o zaman. Yazıyorum x yerine eksi 1. Eksi 1 eksi 3 daha mutlak eksi 4. Artı mutlak eksi 1 artı a eşittir 8. Denklemin sağlaması gerekiyormuş. Mutlak eksi 4 zaten 4'tür. Burada da eksi 1 artı a mutlak değer içinde öbür tarafa atarsak ne geldi arkadaşlar? 4. O zaman a eksi 1 ya 4'tür ya da eksi 4'tür. a buradan 5 olabilir. Bir kenarda dursun. Bir de A arkadaşlar kaç olabilir? Eksi 3. Şu eksiydi. O zaman iki tane değer geldi. Şimdi bakalım bunlardan hangisi doğru? Çünkü bir de neyi kontrol edeceğiz? 7'yi de sağlayacak aynı denklem. O zaman bakıyorum. X eşittir 7 için arkadaşlar. Böylece 7 eksi 3 mutlak içinden direkt 4 çıkar burası gördüğünüz gibi. Artı 4 artı A mutlak değer içinde 8. Buradan da 4 artı a mutlak değer içinde ne geldi arkadaşlar? Bu şekilde 4 gelmiş oldu. Pardon şurayı hemen düzeltiyorum. X yerine 7 yazdık. Ben buraya yanlışlıkla 4 yazdım. Hemen düzeltiyorum. 7 artı a diye. Bu şekilde bakın. Mutlak 7 artı a 4'e eşit olduğuna göre a buradan arkadaşlar eksi 3 olabilir. Ya da eksi 11 olabilir gördüğünüz gibi. O zaman her ikisini sağlayan değer ne çıktı bakın. Eksi 3 çıktı arkadaşlar. Demek ki A'nın bir tane değeri varmış. O da eksi 3. Öbür türlü A yerine eksi 11 koyarsak diğer denklemi sağlamayacaktır. Ortak olanı aldım böylece. Güzel bir soru. Mutlak x eksi 3 çarpı mutlak x artı 3 eşittir. 3 verilmiş arkadaşlar. Denklemenin kökler çarpımı nedir? Bir kere burada iki tane ayrı denklem olarak veya değişik bir denklem olarak görmeyin sakın. Şunu yapacağım mutlak A çarpı mutlak B aynı mutlak değer içinde A, B'ye eşit olduğundan dolayı bu soruyu şöyle kolaylaştıralım. Mutlak içinde x eksi 3 ile x artı 3'ü çarpalım. Çok daha kolay bir denklem oluyor. Niye? 2 kare farkı a eksi b ile a artı b'nin çarpımı a kare eksi b kareydi. Böylece x kare eksi 9 oldu içerisi. Bu da ne demek? İçerisi ya 3'tür ya da bakın eksi 3'tür. E böylece x kare 12 olursa x'in alacağı değerler ne geliyor buradan? Kök 12 ve eksi kök 12. Tamam mı? Bu şekilde. Sonra öbür tarafa atınca x kare 6 olur. Buradan da x eksi kök 6 ya da kök 6 olur. Bunların çarpımı sorulmuş. Kök 12 eksi kök 12 eksi 12. Eksi kök 6 çarpı kök 6 eksi 6. Çarpımları da böylece ne oldu arkadaşlar? 72. Gelelim şimdi arkadaşlar burada mutlak x eşittir mutlak y eşitliğine. Hatta ben şöyle yapayım arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Sıkmayayım sizi daha fazla. İkinci denklem bilgisini diğer videoda yapayım. Orada görüşürüz.